Aslında bu oldukça ikicikli bir konu ve açıkçası neredeyse yanlışlanamaz bir önerme. Peki bu konuda benim gibi ateistlerin düşüncesi nedir? Oldukça temel bir önermemiz var. Elbette yüksek ihtimalle bir tanrı yok. Tabii ki ilahi güçler, doğaüstü ruhlar ya da melekler yok. Zaten öncelikle şöyle düşünen insanlar ile ilgileniyorum. Tüm bunlara inanamıyorum. Bu öğretileri anlayamıyorum. Bence bu öğretiler doğru değil. Her şeyden önce hepimizin bildiği gibi elimizde tanrı diye bir kavram var. Ve bu ele avuca gelmez, silik, muğlak ve tuhaf yaratıcı tarafından yazıldığı öne sürülen, birbiriyle çelişen birçok da kitap var. Peki hangisi doğru? Hangi birini tercih etmeliyim ki diğer bir kutsal kitabın tanrısı tarafından ebediyen cehenneme gideyim? Görüldüğü gibi bir tercih yapmak çok zor ve her iki durumda da beni pek hoş olmayan tehlikeler bekliyor. Bu zorlu durumda şöyle bir düşünüp bu yazı tura atma işini erteleyebilirim. Sonuçta Kur'an'ın tanrısını tercih etmeyip İncil'in tanrısını tercih etmem durumunda bizzat ayetinde belirttiği üzere derimin kızartılıp acı çekmez hale getirilmesinden sonra tekrar deri değişimini yaparak acı çekmemin devamını isteyen alimi mutlak olan Allah ile karşılaşacağım. Keza yine diğer tercihlerde de başka felaket senaryoları var. Demek istediğim hala Müslüman mı, Hristiyan mı ya da Jainist mi olmamız gerektiğini bilmiyoruz ve fark ediyoruz ki doğum tesadüfünün yarattığı bir talihsizlikle birlikte bu dinlerden birisini tercih ediyoruz. Yani Afganistan'da doğarsanız eğer yüksek ihtimalle Müslüman olmayı seçersiniz ya da diğer ülkelerde doğarsanız da Hristiyanlık ve diğer dinleri. Çünkü yaratılış masalı 21. yüzyılda hala birçok insanın inandığı bir senaryo. Bir diğer taraftansa kutsal kitapların bir kere insanlar tarafından yazılmış olduğu gerçeği var. Hepsini okuyarak ve objektif bir şekilde analiz ederek gördük ki günümüzde din neredeyse işe yaramaz ve boş bir şey. Tıpkı astroloji gibi. Bu içi boş kavramları dolduran ve bunları anlam kazandıran da yine insan aklının varlık yapısıdır. Bir de tabii inanmak diye bir şey var. Bu anlamda inanmak bir alışkanlığa sahip olmak demektir. Bu alışkanlıklar yaptığımız belli eylemlerin belli amaçlara hizmet edeceğini bekleyerek bu dünyada güvenle hareket etmemizi sağlar. Tabii kişinin inandığı şey için iyi nedenleri ya vardır ya da yoktur. İyi nedenler olduğunda bu kişinin yaşam dünyasını belirler. Ama şayet İsa'nın bir bakireden doğduğuna ya da Peygamber Muhammed'in kanatlı atıyla cennete uçtuğuna dair elimizde iyi kanıtlar olsaydı, bu zorunlu olarak evreni ve dünyayı kavrayışımızın bir kısmını oluştururdu. Fakat artık bilimsel ve diğer beşeri araştırmaların temel gerçeklerini kabul etmek zamanıdır. Bilim, kuşatıcı bir şekilde kendimize ve dünyaya ait tüm akla yatkın bilgi iddialarını içerir. Tevrat'ta olduğu gibi suyun ışıktan önce var olamayacağına ilişkin elimizde gerçekten çok iyi bilimsel kanıtlar var. Ya da suyun H2O olduğu bilgisinin kesinliği gibi. Görüldüğü gibi bu konularla ilgili birçok problem mevcut. Bu problemleri daha da arttırmak yerine haliyle sisteme Occam'ın usturasını dahil ederek daha basit olanı tercih etmem yerinde olur. Tabii bu da bizi ateizm gibi akıllıca ve bilimsel olan bir sonuca götürür. Fakat işte dindarların yavaştan rahatsız olmaya başladıkları yer de burasıdır. Çünkü ateizmin yalnızca Tanrı'nın varlığı ya da yokluğuyla ilgilendiği düşünülür. Gerçek şu ki ateizm her türlü dogmalara, hurafelere, batıl inanışlara ve hüsnü kuruntulara haklı nedenlerle karşı çıkan akılcı ve bilimsel bir düşünce akımıdır. Söylenmesi gereken başka bir şey de bir konuda eleştiriyi görmek yerine yalnızca psikolojik açıdan rahatsızlık duyulan noktayı vurgulamanın argüman niteliği taşımadığıdır. Örneğin yakın zamanlarda blogumdaki yazılardan doğal olarak duyduğu rahatsızlığı dile getiren dindar biri bana şöyle demişti. Bizi anlayamazsın çünkü sen sadece beyninle düşünüyorsun. Bunu duyar duymaz kaşlarım kafamın arkasından geri geldikten sonra haliyle biraz afalladım tabii. Şimdi böylesine külliyen dar düşünceli biriyle ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz tek şey bilimsel değerlere başvurmaktır. Ve eğer karşımızdaki insan bu değerleri paylaşmıyorsa o konuşma bitmiştir. Dünyayı anlamanın değerine başvurmak zorundayız. Mantıksal tutarlılığın değerine, kanıtların değerine başvurmak zorundayız. Ancak insanlar yine de dinleri ve inançları bir kenara atamıyorlar. Veya dinleri bir kenara atsalar bile, ruh ya da ona benzer doğaüstü bir gücün yaydığı enerjinin evreni etkilediği fikrine inanmayı tercih ediyor. Bundan da ziyade kişinin kendinden daha büyük ve yüce gördüğü bir güce inanma ihtiyacının ortadan kalkması demek, kişinin yaşamının yerle bir olabileceği kuruntusuyla baş başa kalmak demek. Bu da sanırım bizi inanç denen olgunun asıl kaynağına götürüyor.